Unicorns of Love G2. Yani G2 şu anda belki de ligin flash takımı diyebiliriz. Yani kimse onlardan beklemeyen bir performans gösteriyorlar. Ki bundaki en büyük pay sahibini de ben açıkçası Perks olduğunu düşünüyorum. Hani muazzam bir orta koridor performans sergiliyor. Belki de şu ana kadar ligdeki yani en az hata yapan orta koridor oyuncusu diyebiliriz onun için. Ve Unicorns of Love da dün Elements'e karşı çok temiz bir galibiyet aldı. Özellikle Hillsengin trash oyunlarıyla karşı destek oyuncusunu çok fazla zor anlar yaşattığını görmüştük. Unicorns of Love alt koridorda Steel ve Hillseng ikilisine karşı Emperor ve Hybrid'i göreceğiz. Sence bu alt koridor karşılaşmasında hangi takımın daha üstün çıktığını görebiliriz? Ya açıkçası yani Emperor dünkü performansı hani çok dehşet verici bir Ezreal oyunu yanlış hatırlamıyorsam bir Ezreal performansı vardı. Gününde olursa eğer ona karşı koridor safhası geçirmeniz çok zor. Ama şunu toparlamanız gerekiyor yani o ikiliye karşı hiçbir şekilde hata yapamazsınız. Hata yaptığınız an kesinlikle ve kesinlikle cezalandırılacaksınız. Evet, ben de bu durumda sana katılıyorum ve Fox Perks karşılaşması var orta koridorda. Sen dediğin gibi Perks gerçekten çok formda başladı bu sezona. Diğer tarafta da geçen sezon Azir oyunlarıyla hatırladığımız ve çok iyi oyunlar bize gösteren, sergileyen Fox var. Bu orta koridor mücadelesinde ben Perks'ü açıkçası biraz daha üstün görüyorum ama diğer tarafta da çok önemli bir isim Fox var. Yani şu var şimdi iki oyuncu da aslında hani suikast tarzı şampiyonları da oynayabiliyor. İşte Perks'ün oyununu Fox oynuyor, Fox'un oyununda Perks oynayabiliyor. Ama bu iki oyuncunun da bence en zayıf noktaları kontrol büyücülerinde biraz sıkıntıları var. Evet ikisinin de şampiyon havuzunda Azir var ama sanki bu yönde Fox biraz daha ağır basıyor gibi. Her ne kadar burada Flash isim Perks olsa da Fox da tecrübeli. Son bu yanılmıyorsam LCS şu an onun ikinci sezonunu geçiriyor olması, ikinci senesini geçiriyor olması lazım. Herkes onu SK Gaming'le tanımıştı. Şimdi ise kendini tekrar Unicorns of Love'da göstermeye başladı. Bu iki oyuncunun zaman zaman koridorlarından aldıkları avantajı yan koridorlara yaymak istediğini hep görüyoruz. Çünkü ikisi de diğer koridorlardaki avantajlarını pekiştirmek isteyerek oralara gidiyorlar. Yani ben belli bir avantajı elime aldım. Bundan sonraki avantajı yan koridorlara yayarak hani takımını atağa kaldıran isim olarak görünüyor ki bu işte ikisi de bence son derece etkili. Evet, bakalım diğer koridorlara gitme, yardım etme konusunda hangi orta koridoru bu maçta daha üstün göreceğiz ve ormanda Diamond Prox'un vize problemleri nedeniyle oynayan Joko dün çok güzel bir performansla takımına galibiyeti kazandırmıştı. Aynı tarafta diğer ormancı Trix ise Nidalee performansıyla Fnatic'e karşı inanılmaz dominant bir oyun sergilemişti. Acaba bugün rotasyonlarda hangi takımın ormancısının doğru yerde olduğunu görebileceğiz. İki ormancı da dün üstüne düşenin fazlasını da yaptı. Tabii G2 ekibine baktığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle Trix oyunun erken dakikalarını çok agresif oynayan bir ormancı olarak görünüyor ki şu anda hani içinde bulunduğumuz metada öyle bir meta ki yani oyunun erken safhasını hiçbir şekilde hani defansif geçirecek bir lükse sahip değilsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle agresif oynamak zorundasınız ki bunu da Trix sonuna kadar yerine getiriyor. Tabii bu aldı agresifliği bir de üstüne Perks ve Kick'si de eklenince hani G2 ekibi durdurulamaz bir hale geliyor. G2 ekibinde diğer bir isim ise hiç değinmediğimiz belki de Hybrid'e özellikle dikkat edilmesi gereken oyuncudan bir tanesi. Braum çok sevdiğini biliyoruz. Zaman zaman Thresh'i de hani eline aldığı zaman açıkçası gayet iyi bir şekilde performans sergiliyor ama ben Hybrid'den biraz daha böyle takımda bu kadar taşıyıcı potansiyeli sahip oyuncu varken belki biraz daha böyle Alistar tercihine yönelik bir tercih görürsek takım daha da rahatlayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, biraz da nasıl Yani diyelim? herkes ofansif oynarken bir kişinin defansif oynaması takımın bence hani daha da yararlı olacaktır. Aynen öyle. Ben de sana katılıyorum ve daha öncesinde üst koridor oynayan Kikis'i geçen sezon Unicorns of Love'da orman rolünde görmüştük ve büyük bir taraftar kitlesine ulaştı. Gerek tercihleriyle gerek oyun stiliyle. Yani benim ilk aklıma gelen Shaco ve Twisted Fate. Ve bir de Udyr'da en fazla oynayan oyuncuydu. Evet. Hatta ilk oynayan oyuncuydu dememiz yanlış olmaz. Kikis bu sefer üst koridorda oynuyor. G2 ekibinde ilk hafta iki oyun tam canç oynamıştı. Geçen maçlarda Poppy performansını görmüştük. Ve sence Vizicaçi ve Kikis karşılaşmasında hangi üst koridor daha baskın olacaktır? İki üst koridor oyuncunun da ortak özelliği takımına işlevsellik anlamında şampiyon kazandırmaları. İşte Kikis'in oynadığı zaman zaman Shen, zaman zaman Poppy hep böyle takımına işlevsellik yönünde ve takım savaşı başlama yönünde şampiyonlarla öne çıkıyorlar. Ama yani Vizicaçi daha çok böyle agresif şampiyonları sevmeyen bir oyuncu. O da yine işlevselliğe yakın bir oyuncu. İşte zaman zamanlar olsun, Shen olsun. İki oyuncunun da şampiyon havuzu aynı diyebiliriz. Özellikle belki bugünkü karşılaşmada işte bir taraf yine klasik Lissandra Shen görebiliriz yine üst koridor karşılaşmalarından. Belki bir tarafın
yine Pope'i aldığını, diğer tarafın yine Şen aldığını görebiliriz. Yani bu tarz bir karşılaşma bizi üst koridorda muhtemelen bekliyor olacak. Evet, dediğin gibi olacaktır muhtemelen ama Gangplank özellikle ilk haftalarda %100 yasaklamasıyla devam ederken son iki maçtır, daha doğrusu dünkü bir maçta ve bugün bir maçta açık kaldı. Sence Gangplank'in gücü yavaş yavaş düşüyor mu veya takımlar buna bir çözüm mü üretiyor? Şimdi Gangplank oynayan var, oynayan var. Hani biz işte bugünkü ilk maçta gördüğümüz gibi Soaz'ın oynadığı Gangplank var. Bir de diğer oyuncuların oynadığı Gangplank var. Yani biraz üstünde çalışılması gereken bir şampiyon. Direkt öyle aldığınız gibi vadiye sürebileceğiniz, hani potansiyelini %100 sahaya verebileceğiniz bir şampiyon olması için gerçekten ve gerçekten çok emek harcamanız lazım. Kikis'in ve Vizic'e için açıkçası bu şampiyon hazır olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir son belki de 10-20 oynadıkları 10-20 maçtaki oynadıkları şampiyonlara bakacak olursanız hep daha çok böyle tanklamaya yönelik, takımın gerçekten o ön saflardaki rakibin verdiği hasarı kaldırmaya yönelik şampiyonlar aldıklarını hep görürsünüz zaten. O yüzden bu iki oyuncunun daha çok tanka yönelik şampiyon alıp yukarıda işte birbirlerini didik didiklerini göreceğiz. Evet, Gangplank'in de zaten ara sezonda değiştiğini görmüştük ve meta'ya gireceğinin haberini önceden bize tabii verdi. De. Ve bu arada oyuncuların, üst koridor oyuncuların da bu şampiyonla ne kadar antrenman yaptığının da önemi var. Ve şimdi kadroları yavaş yavaş görüyoruz. Karşınızda Unicorns of Love kadrosu ve birazdan da G2 kadrosunu göreceğiz. Takımlar hazırlanıyorlar. Birazdan karşılaşmaya geçiyor olacağız biz de. Dün Joko, Unicorns of Love'ın yedek ormancısı, üstüne düşeni yaptı demiştik. Ve Rek'Sai performansıyla izledik. Nispeten daha kolay bir şampiyon ormanda. Evet, garanti bir seçim diyebiliriz. Acaba bugün Rek'Sai'sini elinden alır mı karşı taraftaki G2 ekibi? Çünkü biraz daha böyle mekanik gerektiren şampiyonlar oynadığında takımıyla iletişiminde sıkıntı olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Ya şimdi Rek'Sai genelde artık yani hem burada olsun hem de diğer liglerde olsun oynanması bence en basit ormancı diyebiliriz. Yani Elise kıyasla, mesela Lee Sin'e kıyasla. Bir Lee Sin'e takım savaşı başlatmanız çok 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 zor. Rek'Sai'ye kıyasla. O yüzden Rek'Sai'yi aldığı zaman evet ormandaki kampları temizleme hızı falan da olsun hepsi gayet seri bir şekilde devam ediyor. Ve şimdi günün üçüncü karşılaşması Unicorns of Love G2. Seçim ve yasaklama ekranına geçiyoruz. Üst tarafta gördüğümüz gibi iki takım da şu anda 4-1 durumda. 4 galibiyet, 1 mağlubiyetleri var. Unicorns of Love'dan alışık olmadığımız bir yasaklama, Z yasaklaması geldi. Perks'e karşı 3 yasaklaması Unicorns of Love'ın. Lissandra, Tahmkench ve Z. Diğer tarafta Gangplank, Kalista ve son olarak Ryze yasaklaması geliyor. Vizici Açin'in de oynamayı sevdiği bir şampiyon Ryze. Şimdi açıkta kalanlara baktığımda Poppy'yi görüyorum ben. Ve en önemlisi Lulu. Ve Lulu açık, evet. Ama tabii şimdi şöyle bir şey var. Lulu'yu bırakıyorsunuz ama Lulu'ya karşı ne yapacağınızı biliyorsanız eğer, Lulu herhangi bir tehdit içermiyor. Daha çok böyle hasarı yönelik takımlardan, hani hasar potansiyeli işte hem ormandan hasar potansiyeli hem de üst koronanın hasar potansiyeli alan takımlara karşı Lulu adeta bir ekmek oluyor. Yani o attığı vahşi büyüme herhangi bir anlam ifade etmiyor. Aynen öyle. Bakalım Unicorns of Love da bunu düşünerek tercihini ne taraftan yana kullanacak? Az önce Steelback'i gördük ekranlarda. Son 20 saniye kaldı seçimi için, Unicorns of Love'ın ilk seçimi için. Senin de söylediğin gibi belki bir Cork ilk seçimi gelebilir. Yine Lulu açıkta. Kindred 6.1 yamasına direkt kapalı şu anda. Bir tane bug'dan dolayı. Lulu'yu direkt kilitledi evet. Unicorns of Love ve Perks'ün ellerinde tekrar Cork'i göreceğiz. Geçen hafta, özür diliyorum, geçen gün Perks muhteşem oyunuyla takımını galibiyete götürmüştü ve diğer nişancısı da belki şu anda meta'nın en güçlü iki nişancısını direkt kendi hanelerinde annelerine hatta yazdırdı. Hatta iki tanesi gibi bile olabilir. Corki de nişancı pozisyonunda aslında orta koridorda şimdi Unicorns of Love'ın seçebileceği nişancılar biraz kısıtlandı diyebiliriz. Yani, ben bir Caitlyn tercihi görebilirim. Ezreal'lar hala masada. Evet, kesinlikle onu söylememiz lazım. O mavi eşya dizilimli Ezreal'lar oyunun belli bir noktasından sonra size adeta bir çileye dönüşüyor. Hani hem takım savaşı başlatamıyorsunuz hem de o buz doğanın verdiği ekstra o alanları kapatmasıyla ve oradan geçemediğiniz için sizin aynı zamanda takım savaşı başlatma potansiyeliniz de elinizden almış oluyor. O yüzden burada Ezreal kesinlikle ve kesinlikle Unicorns of Love tarafından tercih edilmesi gereken şampiyon. Ve diğer açık alan seçimimiz ise Alistar ve Fiora. İki tane güçlü seçim. Bakalım bunları kilitleyecek mi Unicorns ekibi? Son bir saniyeleri. Lissengin ellerinde bu sefer Thresher'in Alistar'ı göreceğiz. Alistar da Thresh'e karşı nispeten yetenek kitine baktığımızda güçlü bir şampiyon. Karşı taraf bu yüzden Thresh seçiminde bulunmayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani erken seviyelerde yine Thresh ama seviye alttan sonra artık o Hook'un önüne aslında o Q büyüsünün önüne rahat rahat geçebiliyorsunuz. Aynen öyle, o kancasını
Alistar'ın üzerine atmak zorunda kalıyor. Takımın önünde bir baraj oluşturduğu için Fiora ve Alistar seçimi geldi Cornersoft cephesinde ve şimdi boşta kalan bir Grace var. 3 tane saldırı gücü taşıyıcısı kompozisyonu görebiliriz ve şimdi Nidalee Varus'a çevirdiler. Ama hayır, ondan da vazgeçiyor Perks. Ama Perks'ün ellerinde Corki göreceğimiz için LeBlanc seçim burada gelmeyecektir. Yani ekibinde çok değişik seçimlere yöneleceklermiş gibi duruyor şimdilik. Yani eğer Nidalee seçimi gelirse burada bir dürtme kompozisyonu evet, bizi bekliyor GTU tarafında. Ama bu dürtme kompozisyonu karşıda hem iyileştirme var Alistar'dan gelen hem de Lulu Kalkanı. Ne kadar mantıklı bir dürtme kompozisyonu şu anda bu 3 seçime karşı açıkçası bilemiyorum. Ve Poppy ile Nidalee seçimleri geldi. Üst koridorda muhtemelen Poppy göreceğiz ama desteği de gönderebilirler. Ama şu var şu an G2'nun kompozisyona baktığımız zaman 3 tane şampiyon dürtme özelliğine sahip. Lucian hem ultisiyle zaman zaman minyonların üzerinden Q'su da bu iş yapabilir. Ki onun dışında Corki ve Nidalee yani dürtme konusunda ustalaşmış şampiyonlar. Ve bunların yanına bir tane de Poppy hem desteği hem de üst koridora gittiğinde yine aynı işlevini ve görevi değişmeyecektir. Takım savaşı eğer onların istediği gibi gitmezse eğer rakip takım size takım savaşı başlatmak isterse direkt Poppy ultisi burada devreye girecektir. Ve şimdi Steelback az önce Caitlyn üzerinde duruyordu ama o da senin de az önce bahsettiğin gibi Ezreal'dan yana kullanacak gibi duruyor ve orta koridorda Fox'un ellerinde bu sefer Orianna seçimini görebiliriz. Üst tarafa gönderebilirler Lulu'yu. Bakalım Unicorns hangi seçimden yana kullanacak? Yani Orianna tercihi biraz sıkıntı olabilir çünkü ulti herhangi bir hedefin üstünde patlıyorken onun üzerine atılanmış bir Poppy ultisi bütün her şeyi direkt hani ortalanmasından kaldırabilir. O yüzden Orianna tercihi biraz sıkıntı olabilir. Aynen, eğer gelirse. Zaten Lulu ve Fiora tercihini yaptığı için Unicorns orta koridorda seçmiş bulunuyordu. Ve Rek'Sai'yi Joko'nun ellerinde dünkü gibi tekrar Rek'Sai'yi göreceğiz. Az önce bahsettiğimiz gibi bir de Rek'Sai'nin şöyle bir özelliği var. Baskın yapmasa bile o ultisi sayesinde 6. seviyeden sonra psikolojik olarak bir baskı evet, sağlıyor rakip takım üzerinde. Ve aynı zamanda hani pasif ile beraber Chersa'nın öfkesiyle beraber de rakip takımının oyuncularını ki ormancısının nerede olduğunu çok rahat bir şekilde takip edip ona karşı da bir hani karşı baskın hazırlığında da bulunabiliyorsunuz aynı zamanda. Evet, bir de Rek'Sai'ye karşı tuzak kurmak gerçekten çok zor. O az önce bahsettiğim gibi pasif ile beraber W yeteneğinin rakibin hareket eden rakiplerin nerede olduğunu görebiliyor ve son seçimde hibritten Braum geldi. Şöyle ki bir en sevdiği şampiyon. Evet, şöyle bir kadrolara baktığımızda İki tane tankı var. Braum, Poppy önde durabilecek ve arka tarafta dürtebilecek Corki, Nidalee'ye karşı bir de Lucian infazı var. Evet. Yani kesin ve kesinlikle rakip takımı burada bertaraf etmeye çalışacak G2 ekibi. Hiçbir şekilde takım savaşı başlatmayıp dürterek onları kulenin ve objektifin arkasına iterek ve hatta üstlerine göndererek objektifleri almaya çalışacaktır. Öbür tarafta ise Unicorns of Love ekibi ise o hard engage dediğimiz takım savaşını başlat, Lulu'nun ile içeri giren hedefi havaya kaldır, rakiple de aynı zamanda havaya kaldırarak bir takım savaşı başlatıp burada o avantajı eline geçirip ve kesin skor alıp objektif alması lazım. Öbür türlü herhangi bir şekilde skor almayı başaramazsa Unicorns of Love ekibi bu takıma karşı o kule kuşatması sizi sıkıntıya sokabilir. Herhangi bir şekilde yiyebileceğiniz herhangi bir mızrak, Corki'nin dürtmeleri olsun, herhangi bir Lucian infazı olsun bunlara maruz kalırsanız o kule kuşatması bir anda sizin için hayale dönüşecektir. Unicorns G2'nun dürtme kompozisyonuna karşı şöyle bir stratejiyle yaklaştı maça. Üst tarafa Fiora aldı Poppy'nin karşısına. Dürtme kompozisyonuna karşı yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Yapabileceklerinizden en iyisi ayrık ittirme ve Fiora ayrık ittirmenin en güçlü şampiyonlarından evet, biri. Eğer bunu başarabilirse, Fiora'yı güçlendirebilirse Unicorns ekibi o rakip takımın dürtmesini kuşatmasına başlamadan daha doğrusu bir anda üst koridordan tek başına oyunu bitiren bir Fiora izleyebiliriz ve takımlar vadiye iniyor. Günün 3. karşılaşması Unicorns of Love G2 karşılaşması şu anda başladı. G2 ekibi hızlı bir şekilde rakip ormana doğru korkusuzca ilerliyor. Çünkü Braum var. Braum'un pasifi birinci seviyede inanılmaz derecede güçlü. Evet. Yine G2 hiç diğer oyunlardan artık alışa geldiğiniz bir taktik. Takımın her zaman ormanını, haritanın bir tarafını her zaman kendi taraflarına alıyorlar. Ki burada da muhtemelen haritanın üst tarafına oyuncaklarını görüyoruz bu totemlemelerden dolayı. Öbür tarafta ise Unicorns of Love'da aynı işi haritanın diğer tarafında yapıyor. Steelback şu anda ikinci ve üçüncü kulelerin arasında bir tane tutam yerleştirmiş durumda. İki tarafta aslında koridor değişikliği yapmayı istiyor. Bunu buradan görebiliyoruz. Ben Ezreal'ın şu noktasına değinmek istiyorum. Biliyorsun mavi item dizilimiyle, eşya dizilimiyle Ezreal, Buzdoğan ve Tanrıçanın gözyaşını tamamladığında güçlü bir noktaya ulaşıyor. Tamam, güç patlaması oluyor Ezreal'da ama karşıdaki yetenek gücü Nidalee ve Corki yetenek setiyle birlikte o kırılgan olan Ezreal'a çok fazla hasar verebiliyor. Yani şu var, aslında burada
koridor değişikliği yapmak isteyen taraf kesinlikle ve kesinlikle Unicorns of Love ekibi. Çünkü yani Ezreal yani Lucian'a göre oyunun erken dakikalarında daha zayıf kalan bir şampiyon. Lucian seviye 2'de, seviye 3'te, 5'te skor alabilen bir nişancı görünümde. O yüzden yani Unicorns of Love bu eşleşmeyi kabul ederse biraz sıkıntıya düşecekmiş gibi görünüyor açıkçası. Bu arada alt koridora G2 ekibinin Grompa olarak gittiğini göreceğiz. Bakalım bu üstünlüğü kurabilecek mi? Unicorns üzerinde şimdi orada 2 minyon aldığında direkt ikinci seviye olan bir G2 göreceğiz ve erken bir savaş izleyebiliriz. Hilsenk orada Emperor'ı ittirerek orada 2 minyonun tecrübesini kaybetmesini sağladı ama üzerine çok fazla hasar aldı. Hilsenk canının %80'ini kaybetti orada. Ya bakalım o tecrübe puanlarını eğer almayı başardıysa bu arkadaki 2 tane menzilli minyon öldüklerinde seviye 2 olacaklardır. Şimdi göreceğiz. Evet alamamışlar. Evet. Normalde o minyonların 2 tanesi öldüğünde seviye 2 oluyorsunuz ama. Ama şimdi oldu. Emperor Steelback'in üzerine hemen gitti. Orada bir de evet bitkinlik kullanmak zorunda kalıyor. Ve burada G2 ekibi güzel bir iş başardı ama üst tarafta da ikinci seviye olan Kikis Vizici Açı'nın canını bir aile sıkmış durumda. O alt taraftaki takastan bayağı bir avantaj çıktı diyebiliriz da G2 ekibi. Oradaki bitkinliği alarak bir sonraki takaslarındaki bu bitkinlik tehlikesini ortadan kaldırabilirler ve eğer hibrit herhangi bir buz yerine tutturursa eğer potansiyel bir skor görebiliriz burada. Bu arada az önceki takasta buz yanıyla birlikte neredeyse iki otomatik saldırı hasarı verdi hibrit Steelback üzerine. Ve şimdi bir buz yanı daha tutturdu. Dürtmeye devam ediyor. GT alt koridoru Steelback ve Hilisek ikilisini kule altına kadar ittirmiş durumda. Şu anda G2'nun bütün koridorlarına bakarsak bütün koridorlar hani anlaşılabilir bir şekilde ittirmiş durumda ve bunu takım olarak yapıyorlar. Hani bu durumda yani Unicorns of Love'da Yoko'nun şu an nereye gitmesini istersiniz? Yani şu an hani kilitlenmiş durumda. Evet bir de hatta orada Trick karşı ormana baskı kurarsa tamamen oyunu Unicorns'un evet üzerine yıkacak. Works de şu anda orta koridoru yine kulesinin alta kadar ittirmiş durumda ve bir fosfor bombasıyla orada Fox'u dürtmeye devam ediyor. Joko da takımına görüş sağlamak için oradaki Baron etrafındaki Yampiri yengeci aldı. Orada bir totem yakalandı bu arada zannedersem. Joko şu anda onun nerede olduğunu biliyor G2 ekibi. Bunu gören Trix de yine orada tekrardan rakip takımının ormanının derinliklerindeki kamplarını da çalmaya devam ediyor. Evet oraya bir ziynetini bıraktı. Bir dakika süren bir totem olacak orada. Steelback ile Hilsenk de çok fazla geride olduğu için alt koridorda orada golemi aldı. Kayıcılıları aldı özür diliyorum. Ve aşağı koridorda tutunmaya çalışıyor. G2 da burada koridoru dondurmuş durumda. Çok iyi bir iş yapıyor burada. Hibrit ve Emperor ikilisi. Şimdi Emperor yine rakibin üzerine atıldı. Hiç korkusuzca devam ediyor ama Hibrit zor bir durumda kalabilir. Hilsenk havaya kaldırdı Hibrit ama orada kalkanıyla birlikte çok fazla hasar emdi. Tabi bu arada Trick de olaya yakındı. O yüzden orada herhangi bir şekilde aksiyon istemedi Unicorns of Love ekibi. Aynen öyle. Şimdi orta koridorda bir baskın izleyebiliriz. Bir mızrak denemesi. Az bir farkla kaçtı. Şimdi Kikis ve Vizicaçi birebir takaslarına devam ediyor. Bu takastan sanki Vizicaçi biraz daha üstün çıktı gibi. Çünkü Kikis üstüne dönüp gelmiş bile bir eşya fazlalığı var. Bir de şu var orada minyonlar da bu arada Kikis'e dönmüştü. Bayağı bir minyon dalgası vardı orada. Onu en zor duruma sokan noktadan bir tanesiydi. Şimdi Lulu kule altında minyon kaçırıyor haliyle. Korki'ye karşı Perks 10 minyonluk bir üstün sağlamış durumda. Birebir de orta koridorda. Bu G2 adına iyi bir haber. Ama sanki Yoko biraz tutuk başladı gibi geliyor bana. Normalde Rex'lerin genelde ilk baskınlarını seviye 3'te yaptığını görürüz. Veyahut da herhangi bir sihirdar büyüsü aldıklarını görürüz. Ama burada sanki biraz tutuk başladı gibi. O ormanı tamamen dönüp üstüne dönmeyi tercih etti. Takımının için bir görüş bıraktı oraya. Ve üstüne döndü. Şimdi bir... Hatta bir daha üstüne evet, dönüyor. Evet, ikinci defa dönüyor. Bir bot veya uzun kılıç alacağını görebiliriz. Hayır, vazgeçti. Üst koridora bir ninja baskın için geliyor Joko. İlk baskınını bu maçta Poppy'ye karşı yapmayı tercih etti. Bu arada Vizicaçi de kazmasını almış. Onun da hasarı çok yüksek evet burada. Kikis'in düştüğünü görebiliriz eğer hatalı bir oyun oynarsa. Ama sıçrası var onun da. Düşmesi zor olacaktır ama sıçrasını alabilir burada Unicorns ekibi. Joko orada beklemeye devam ediyor sabırla. Nidari çok uzak bir tarafta karşı baskın yapma şansı yok. Şimdi Kikis ve Vizicaçi mücadelesi devam ediyor. Joko orada Kikis'in yeteneğinden orada içeri giremedi ve bu baskını bertaraf ediyor. Kikis'ten bu arada tek başına çok güzel bir oyun izledik. Orada kalkanıyla beraber Rek'Sai'nin gelişini durdurdu. Herhangi bir silah büyüsü kullanmadan da bu baskını bertaraf ettirmeyi başardı.
tek başına kikiz. Evet, orada sağlam duruş yeteneğini gerçekten çok iyi kullandı ve boşuna belki de 30-40 saniye kaybetmesini sağladı. Joko'nun bu arada karşı ormana giren trik 6. seviyeye ulaşmış durumda. Ve aynı zamanda bu şu demek oluyor. Trix'e ormanın alt tarafının kapılarını açıyor. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle burada Kikis'e krediyi vermek gerekiyor. Ve Perks üstüne döndüğü gibi şu an pırıltıyı bir de yakut kristali eklemiş. Şimdi Braum ve Emperor, Hybrid ve Emperor da üstüne dönüyor. 62 minyon biçmiş o da. Muhtemelen AMK kılıcı ekleyecektir. Üstüne bir de uzun kılıç aldı. Diğer tarafta da Hybrid keşif taşını bitirdi alt koridorda. Diğer tarafta ise Ezreal'in kazmayla Tanrıçanın gözyaşı aldığını görüyoruz. O klasik eşya dizilimine başlamış durumda. 10 milyonluk bir fark var Lucian adına. Bu arada Perks Fox'un üzerine biraz hasar bıraktı ama kalkanı ile birlikte o hasarın birazını emdi Fox. Ve yapılan anket sonucunda kazanılması beklenen takım. Bu arada üstte bir Poppy'nin agresif oyunu görüyoruz. Trick de geldi oraya ama sıçrası var dizi çağçının. Muhtemelen kaçacaktır oradan. Evet kaçtı. %52'ye %48 bir oy var. İki takım da neredeyse eşitlenebilecek bir oya sahip. Bu arada Perks orta koridorda agresif oyuna devam ediyor. Yani minyon farkının kadar açılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi yani Perks'ün durmadan koridor ittirmesi ve o minyonların bazılarının kuleye yem edilmesiydi. Ve bu da açıkçası milyon fark açmak için çok da iyi bir strateji. Şu ana kadar G2 adına gayet iyi bir şekilde işliyor. G2 bu sefer alt koridorda biraz geriye yaslanmayı tercih etti. Çünkü Joko için çok güzel bir baskın potansiyeli bir doğruya karşılıklı ışınlananlar geliyor. Emperor havaya kaldırdı ama Emperor sıçrayla geri çıktı. Şimdi işler tam tersine dönebilir. Kikis'ten çok güzel bir sersemledi. Hybrid'in canı az. Joko'nun canı az. İnfaz görüyor Emperor'dan. Şimdi Ezreal ultisi de arka tarafta ilk kan aldı. Çok güzel bir ulti. Bakalım ikinci düşen hedef kim olacak? Steelback düştü. İki kişi havaya kaldırdı Joko ama orada eriyen isim oluyor. Diğer tarafta Ezreal, Rek'Sai, Poppy düşüyor. Emperor tek başına kaldı. Ama Fox ışınlanın attı. Belki kötü bir sıçrama. Burada 3'e 2 bir değişim. Unicorns çok güzel gelmeyi başardı alt koridora. Üst tarafta da bedava minyon biçen bir Fiora var. Ve orta koridorda şu an hemen agresifliği arttırdı ve G2 düğmeye bastı. Orta kuleyi düşürmeyi başardılar ve ikinci kulede haklı sayılır bir hasar bırakacaklar gibi görünüyor. 3'e 2 bir değişim oldu. Yani Unicorns of adına fena bir değişim değildi ama takım savaşından sonra bakalım objektifleri hesabına yazacak taraf kim olacak? Şimdi G2 orta koridor kulesini aldı. Bir de ejderhaya doğru yöneliyor ve savaşın tekrarını izliyoruz burada. Ve burada iki tane destek oyuncusunda seviye 5 olması belki takım savaşının kaderini biraz daha değiştirmiş. Joko burada sanki araya giriyor tabii ki Kikis bunu duvara vurarak sersemletiyor. Üstüne gelen Lulu ultisi onu kurtarmaya yetiyor ama ardından Steelback'ten burada gelen bu... Burada Ezreal ultisi evet. İnce görmüş orada ve... Aslında görüşleri de varmış, totemleri de varmış orada ama... Yedi Sengi burada biraz da tebrik etmek gerekiyor açıkçası skorun alınmasında. Burada ışınlanı yokken üst koridor oyuncusunun... Vizicaci'nin Fox oraya yardıma yetişti. Orta koridor kulesini kaybetti ama burada Unicorns gerçekten oyunun başlarında en önemli objektif diyebiliriz. Orta koridor kulesini kaybetmesi görüş açısından G2'ye çok güzel bir avantaj sağlayacaktır bu durumda. Ve aynı zamanda harita kontrol açısından da mükemmel bir avantaj sağlıyor kesinlikle senin de söylediğin gibi. Ki elinizde de Korki varken aslında bunu ultiyle... Şimdi Fox o paketiyle birlikte Fox'un üzerine atıldı. Fosfor bombası tutuyor ultisi kaçsa bile. Fox'u biraz geriye itti orada Perks. Paketini burada agresif bir şekilde kullandı. Mavi güçlendirmesi de var zaten. Mana sorunu yok. Hızlı bir şekilde o koridoru ittirecektir. Şimdi ormancılara bakıyorum. Nidalee alt koridorda Steelback'i yarı canını aldı. İnfaz geliyor. Hilisenk orada ittirdi. Ultisi var yalnız. Ultisini kullanması gerekecek Hilisenk'in. Eğer o Braum'un yeteneği tutsaydı. Braum'un orada attığı buz yanı isabet etmeyince. Hanistar ultisini de kullanmaya gerek duymadı. Bu arada üst koridorda Vizicaj ultisini... Patlatmayı başardı Kikis'in üzerine. Devam ediyor ama Joko hızlı bir şekilde yetişti oraya. Skorun düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Skorun geldiğini göreceğiz. Kikis dayanmaya çalışıyor. Ama son vuruş bakıyoruz kimden geliyor? Vizicaci'den geliyor. İşte ayrık ittirme potansiyeli olan Fiora ilk skorunu aldı. Bu arada orta koridorda Perks sıçradı. Fosfor bombası ve son bir vuruş. Birebir de Perks dünkü oyunu devam ettiriyor ve Fox'u... Birebir de katletmeyi başarıyor. Diğer tarafta da ejderha alıyor takım arkadaşları. G2 gerçekten bu arada şu 30 saniyede çok iyi işler başardı. Yanılmıyorsam orada o pırıltının üzerinden atlamak istedi ama yine de o yavaşlatma efektini yedi. Evet, düşüncesi, ışıltılı okun üzerinden atlamak istedi ama
Bu arada Hilsenk'te iki kişi havaya kaldırıp Perks'ı ileriye doğru ittirdi. Dört kişi oradaki ikinci orta koridor kulesini çok hızlı bir şekilde alıyor. G2 dakika 11'de orta koridordan iki kule almak demek haritada inanılmaz bir avantaj sağlıyor. İşte bunun sebebi daha demin o alt koridordaki takım savaşına hiç bulaşmayan Trick ve Perks'ün yaptığı iş. Daha demin ki ilk kule altlarında ikinci kuleyi de canını yarıya kadar düşürmüşlerdi. Orada şu an bunun ekmeğini yediler. Şu anda Nidalee'nin 0-0-0 oynadığını görüyoruz ama belki de Joko'dan çok daha fazla iş yapıyor rotasyonlarda. Olması gereken yerde hep ve takımına orta koridordan iki kule kazandırdı. İlk kuleyi kendisi almıştı zaten alt koridor savaşı varken. Ve şimdi Hilsenk ve Joko'nun vadinin alametini dakika 12'de yöneldiğini görüyoruz. Burada takım savaşında şöyle şampiyonlara baktığımız zaman yani Unicorns of Love'a biraz da avantajlı taraf görünebilir. Çünkü Nidalee takım savaşlarında pek hani patlama beklenilmeyen bir şey. Çünkü yapabilecek herhangi bir şey yok. Araya girseniz direkt aradan çıkartılma imkanınız var rakip şampiyonlar tarafından. Biraz daha suikastçı gibi. Evet biraz daha suikastçı. Şampiyon. Biraz daha yan koridordaki şampiyonlara belki de. Bu arada Trick yakalandı. Orada düştüğünü göreceğiz ve skor orada Rek'Sai'ye gidiyor. Steelback o skor için ultisini kullandı ama işte arada yakalanan. Yani daha Trick'ten ve Nidalee'den bahsedeli 10 saniye olmadı. Bu da sunucu lanetinin son noktası olsa gerek. Bu arada ilk skorunu verdi Trick. Joko'ya. Joko'da 1-1-4 duruma geldi. Takımının 5 skorunun 5'inde de var. Unicorns'un yedek ormancısı gerçekten Diamond Prox'u aratmıyor. Dün ve bugünkü performanslarına bakacak olursak liderliğe oynayan iki ekip bu karşılaşmaya gerçekten çok hızlı başladı. Altın farkı 1000 altın kadar önde G2. Ne kadar skorda geri olmuş olsa da çünkü 2 tane kule avantajı evet, var. Kule 3'e 1. Ve bu da kulelerde. Muhtemelen 4. kule olabilir. G2 ekibi de. Steelback ve Lysenk geldi ve Rek'Sai ultisi işte rakibi kışkırtmayı başarıyor orta. Rek'Sai ultisini kullandığı an hemen geri çekilmek zorunda kaldı G2 ekibi ve alt koridorda Poppy Fiora eşleşmesini görüyoruz. Poppy ne kadar zırh ve can alsa da Fiora'ya karşı ben durabileceğini açıkçası birebir de hiç zannetmiyorum. Şimdi Joko'da orada. Işınlanma geliyor bu arada. Evet orada bir ışından görüyoruz. Lulu üst koridora bir de Fiora ışınlanı geliyor. Poppy de aynı şekilde ışınlandı. İlk düşen hedef Emperor oldu. Nişancısını kaybetti. Hibrit'ten çok güzel bir sıçrama. Vizicaç orada onu bekliyor. Ultisini kullandı üzerine. Ezreal ultisi de geldi. Son bir vuruş Vizicaç'tan gelecek ve Unicorns of Love iki ışınlanın ne kadar önemli olduğunu, nasıl iyi kullanılabileceğini burada bize bir kez daha gösterdi. Aslında şu anda G2 ekibinin kompozisyon yapması gereken şey kesinlikle ve kesinlikle toplanıp artık o kule kuşatmalarına başlaması gerekiyor. Siz böyle ayrık davrandığınız sürece ve takımınızdan ayrık takıldığınız sürece hani Unicorns of Love ekibi bunu cezalandıracaktır ki burada gördüğümüz gibi iki ışınlanı devreye sokup çok rahat iki tane skor aldılar. Ve şimdi G2 bir de alt koridorda kule altı baskın mı gelecek Fiora'ya ama Lulu'nun ultisi var mı diye bakıyorum orada. Yukarıda yok. Kullanmıştı. Vizicaç orada düştü. Buraya kadar dedirttirdi Poppy. Ve üst koridorda da şimdi Steelback Lysenk ikilisi Emperor'un üzerine gidiyor. İnfazını kullandı ama yok havaya kaldırdı orada Emperor arkadan destek gelmiyor. Steelback'in hem manası yok hem de can az. Emperor agresif devam ediyor. Kule hasarı var üzerinde. Şifasını kullanmak zorunda kaldı. Lysenk de kuleden bir hasar tankladı ve orada geriye doğru çekilmeyi başardı. Unicorns burada çok daha zararlı çıkabilirdi. Yani alt taraftan alt kulenin ikinci kulesi düştü bu arada. Onu da söyleyelim. G2 ekibi kulelere abanmaya devam ediyor bu arada. G2 bir de üst koridor kulesini isteyecek orada. Emperor bittirmeye devam ediyor. Yanında da destek oyuncusu hibrit olduğu için orada rahat bir şekilde oynuyor ama Hilsenk'in şu anda pozisyonu güzel. Oraya kimse gelir mi diye bakıyorum. Hilsenk oradan çıkmayı başardı. Bu arada takım olarak G2 ekibi sanki üst koridora yönelmiş gibi bir hava var. Bakalım buradaki iki kuleyi tek ittirmede düşürebilecekler mi? Ve şu anda Nidalee de gerekli o mana havuzuna ulaşmış durumda ve Corki de üçlü kuvvetin üzerine AMK kılıcını almış bir kuşatma isteyebilir G2. Erken seviyelerde yapacakları kuşatmadan kuşatma sonucu alacakları kuleler onlar için gerçekten çok önemli. Çünkü oyun ilerledikçe takım tanklaştıkça rakibi bu kuşatmaları daha çok zorlanabilirler. İkisi oraya bir totem bıraktı. Üst koridor ikinci kulesine kadar ittirmiş durumda G2 ekibi ve Steelback alt koridorda gerçekten çok yanlış bir iş yapıyor. Çünkü eğer orada Ezreal olmazsa o minyon dalgasını temizleyecek ikinci bir kaynak olmazsa G2 tek tek kuleleri sırasıyla alacaktır. Bu kulenin canını %10'a kadar indirdi ve Steelback bunu anladı hemen oraya doğru ilerlemeye başlıyor ama bu çok geç olabilir. Ya tek ittirmede kulenin canını %10'a kadar düşürmeyi başardılar. Bu, şunu hatırlatırım o kulenin canı bu arada full candaydı. Aynen öyle. Tek bir minyon dalgasıyla kulenin canının %90'ını aldı burada G2 ekibi. Şimdi Fox orada kendini hızlandırdı ve bir ışıltı lokta Perks'ün canını biraz yakıyor orada. Ama Fox da şu an henüz istenilen hasarına ulaşabilmiş değil. Çünkü o da Muz Kraliçe'nin hakkından sonra asırlık sopaya gidiyor. Biraz daha tank olmak istiyor.
Ama bu dakikalar Aslak Sopa'nın normalde tamamlanması bakımından son dakikalar. Hani bu dakikadan sonra alacağınız bir Aslak Sopa'nın da oyunun ilerleyen dakikada patlamasını bekliyorsunuz. Normalde bu dakikalarda aldığınız zaman 25-26 gibi maksimum yani yükünü biriktirmiş oluyorsunuz. Ama bu dakikada aldığınız için bu dakika biraz daha uzayacaktır. Evet, biraz daha geç güçlenecektir dediğin gibi. Lulu bu aldığı eşya tercihi sayesinde belki ilk başta Aslak Sopa'yı tercih evet. edebilirdi ama o bundan yana kullanmadı tercihini ve milyon farklarına baktığımızda orta koridorda 30 milyonluk bir fark görüyoruz. Perks lane'e, Perks dünkü gibi dominant oyununa devam ediyor. Dakikayla milyon kesme oranına şu anda ulaşmış durumda ve Trick de mavi güçlendirmeyi burada Perks'e bırakacaktır. Ve şu anda Corki'nin de bakıyorum evet orada paketini almış durumda bir agresif oyun izleyebiliriz Perks'ten ama şu an orada herhangi bir rakip oyuncu görmüyor. Steelback'te kurtları almak zorunda kaldı. O da birazdan güç patlamasına ulaşacaktır. İkinci eşyasını bitirdikten sonra buzdolabının eldivenini aldıktan sonra. O da tabii buzdolabının eldiveni çok önemli bir eşya onun için ki ana eşyaların ikincisi olarak geçiyor. Onu aldıktan sonra biraz daha takım savaşına varlık gösterebilir Unicorns of Love ekibi ama şunu da söylemek lazım ki kulelerde 4 kule bir fark var. Öncelikle bu arayı kapatmaları lazım. İkincisi ise G2'nun şu anda haritanın açık kısmında olan sadece bir tane objektifi kaldı. O objektifi aldıktan sonra Unicorns of Love ne yapacak? Bu çok önemli. Çünkü artık bir dakikadan sonra o Baron pitine doğru yaklaşmanız gerekecek ve G2 ekibi belki de oradaki pozisyonları en seven takıma sahip. Evet, bu arada G2 ikinci ejderhasını da aldı. Bu dakika 17'de gelen ikinci ejderha. Eğer oyun uzarsa 5. ejderha da G2'nun çok da avantajlı olacağı yönünde. Ve şimdi Unicorns of Love oradaki vadinin alametini bırakmak zorunda kaldı. Rakip takım oraya yönelince dakika 18'de altın farkı 3000 kadar G2 lane'e ve kulelerde de 5'e 1 üstünler. Ki zaten şu andaki altın farkının büyük bir kısmı da kulelerden geldiğini söyleyebiliriz. Perks'ün üzerinde bayağıdır bir aynı eşyalar var ki yanılmıyorsam şu an üstüne döndüğünde çizmesini geliştirdi. Bir de yanında AMK kılıcı zaten vardı. Pek de bir eşya aldığını söyleyemeyiz. O da ikinci eşya olarak muhtemelen cam biçene gidecekti evet. ama bizi şaşırtıp ebedi kılıcını da erken alabilir. Ve şimdi Nidal ile birlikte G2 ekibi vadinin alametine başladı ama bu biraz riskli olabilir. Bulu, Ezreal ve Rex'i üçlüsü oraya doğru yöneliyor. Arkalarında Alistar da var. Emperor infazını biraz kötü bir şekilde kullandı ama vadinin alametini almayı başarıyor G2 ekibi. Tabi bu aldıkları güçlendirmeyle beraber belki üst koridorun ikinci kulesine bir kuşatma yapma tercihinde bulunabilir G2 ekibi. Evet, üst koridorun ikinci kulesinin zaten çok az canı kalmıştı. Evet, çok az bir canı kalmıştı. Oraya yapılacak herhangi bir rotasyon bu arada onlar için avantajlı bir konuma getirebilir. Şimdi alt tarafta o birebir mücadele başladı. Ama Poppy gerekli zırhı ulaştığı için şu anda Fiora'nın agresif oyununu engelliyor. Ya bu arada Illicent geldi oraya. Illicent geldi ama Poppy onu da karşıladı. Illicent güzel bir noktaya ittirmeyi başardı. Kikis'i arada... arada yakalanabilir. Şimdi çeviriyor orada ultisini ve ultiyle binatmayı başarttı. İlk düşene de bir Ezreal oldu. Perks bir skor da alıyor. Joko'nun üzerine tutan mızrak. İşte meydan da ayağı da orada aktifi patlayınca 2'de 2 yapan bir Perks. Bir tane daha mı? Devam ediyordu Illicent kovulamayı. Orada Lulu üst tarafta ultisini kullanmak zorunda kaldı. Corki ultisiyle hasar vermeye devam ediyor ama şimdi Vizic'i aç agresif oynadı Perks'ün üzerine. Bu onun sonunu getirebilir. Vizic'i aç canının büyük bir kısmını kaybetti ve Trick orada skor alıyor. İşte büyü hasarıyla birlikte diğer tarafta da Perks Fiora'yı düşürmeyi başardı. 4 kişiyi alan G2 ekibi işte G2 koçunun da orada yüzünün güldüğünü görüyoruz. Young bak. Ve şimdi bir Baron girişiminde bulunabilirler mi diye bakıyorum. Evet oraya doğru yöneldiğini görüyorum. Arkalarında biraz... da bu arada Splice takımı var. Splice de bu maçı heyecanla bekliyor. Ve bundan sonraki maçımız Splice fanatik olduğu için takımlar da orada bu maçı izliyorlar. Bu heyecana ortak oluyorlar. Biraz geç kalmış bir Baron olabilir bu. Aynen öyle. Dediğim gibi Baron canı bayağı azaldı. Ezreal ultisi de geldi ama güzel bir kapıdan duvar açtı Hybrid orada. Emperor dışarı çıktı. Tekrar içeri girdi. Hilisenk'in üzerinde meydanda ayağının yükleri birikti ve Baron'un canı çok azaldı. Ama bu Baron'u bırakmak zorunda. 1400 canı kaldı Baron'un. Ezreal bakalım devam edecek mi? Midel yok. Geldi oraya. Orada ormancıları yok. Joko 2'deki yapan bir korku var. İçeri sıçradı Emperor ama o Baron'u çalmaya yetmiyor. Lulu'da kaldı Baron. G2 burada ne yaptı? Yani Nidale'i kaybettiler. Nidale'i kaybedince direkt Baron'dan çıkmak istediler ama Baron'dan çıkmak istedikleri can da çok kötü bir karar mekanizması gördük burada G2 ekibinden. İşte burada başladı savaşın ilk başı. Poppy ultisiyle Lulu'yu arka tarafa gönderdi ama meydan dayağı burada devreye girdi. Meydan dayağı devreye girdi. Üzerine zaten bir de Trin mızrağı isabet etmişti. Hilisenk burada ultisini erken kullanmış sanki biraz. Aynen öyle. Ama yanılmıyorsam burada herhangi bir sıkıntı olmadan kaçmayı başarmıştı.
Öbür tarafta ise burada Dziczic'in Perks tarafından i̇şte dürtüldüğünü görüyoruz. Çok güzel bir sıçrası var. Evet. Orada Alistar'ın... Burada direkt Baron'a gitselerdi. Evet, burada Nidalee'nin çok oyalandığını evet, gördük. Evet, ortada biraz Nidalee oyalanmış. Belki de bunun en büyük sıkıntısını burada çekmişler. Ki burada da birazdan Nidalee direkt öldüğünü gördük. Steelback burada çok bedavadan hasar vuruyor her tarafa. Dziczic geliyor olay yerine. Çok rahat bir şekilde Baron'u alıyorlar. Emperor burada belki günü kurtarmak istedi ama belki yapabilirmiş. 62 canı kalmış. Son anda orada Fox Baron'a son noktayı koymuş. Yani G2 bu kadar iyi bir takım savaşı çıkardıktan sonra böyle bir hata yapması gerçekten çok ilginç ve şu anda o üstünlüklerini yine kaybetmediler ama maçı kazanmak yolunda çok iyi bir şansı tepti burada. Şu var, o Baron'a ihtiyaçları vardı çünkü o inhibitör kulelerini kuşatmanız için size ekstradan bir katkı sağlayacaktı bu Baron güçlendirmesi. Artık bu şansı 6 dakika ve 7 dakika kadar ertelemiş oldunuz rakibe vererek bunu. En azından oyunun bu dakikalarını biraz da soğutarak geçirmeleri G2 ekibinin en iyi yapabileceği işlerden bir tanesi şu anda. Perks de Joko'nun üzerine yüksek basar verdi. Kiki ultisini Alistar üzerine kullanıyor. Ama alt koridorda o Baron güçlendirmesiyle birlikte ikinci alt koridor kulesini dakika 23'te almayı başardı Unicorns. Ve şimdi orta koridordan da bir kuşatma o kulede düşecek. Unicorns kuleleri tek tek almaya başlıyor. O kule üstünlüğünü G2 oyunun başında aldı. Kule üstünlüğünü şimdi kaybetmeye başladı. Ve bir kule daha düşüyor. Kule 6'ya 4 oldu şu anda. Ve G2'nin altın farkı da 1000 altına kadar düştü evet, bu arada. Altın farkı bu Kumbura'daki altınların, o kule altınlarının bozdurulmasıyla şu anda azalmış durumda. Ve bir de karşı ormana taciz geliyor orada Joko'dan. Keskin gagalar aldı. Bu arada Fox'un üzerine inanılmaz yüksek bir hasar geldi. Bir tek mızrak bu arada. Çünkü üzerinde hiçbir büyüdürenci evet, eşyası yok. Yani bu tarz mızraklar yerlerse direkt kule kuşatmaları onlar adına bitmiş olacaktı. Her ne kadar Alistar'ın iyileştirme yeteneği olsa da hani onu pek olarak karşılamayacaktır o mızrakların aynen hasarını. Bu arada Trin'in de Labadon'un şapkasına doğru gittiğini görüyoruz. Belki Zonya'nın kum saati de olabilir ama Rabadon alırsa şu anda hasarını muazzam derecede arttıracaktır. Aynı zamanda kendini de olabilecek herhangi bir zor durumdan kurtarmaya da yarayacaktır. Bu arada orta koridorda Perks'ün ebedi kılıç tercihini yaptığını görüyoruz. 6-0-2 oynuyor G2'da. İnanılmaz bir hasar kaynağına sahip. Üçüncü ejderha istiyor G2 ve Unicorns of Love da orada toplanmış durumda. Steelback dürtmeye çalışıyor ama Nidan ejderhayı aldı ve G2 çok doğru bir hamleyle orada geri çıkıyor. Üçüncü ejderhayı dakika 24'te aldı. Beşinci ejderhayı uzarsa eğer karşılaşma dakika 37 civarında. Unicorns of Love istese de istemese de savaşmak zorunda evet, G2 ile. Ki şu var, Unicorns of Love'ın kesinlikle ve kesinlikle her ejderhaya bir gidip orada bir takım savaş araması gerekiyor. Çünkü şu dakikalardan sonra oyuncuların üzerine en az iki tane eşya tamamlanmışken oradan gelecek bir %6'lık ekstra hasar potansiyeli herkesin işine yarayacaktır. Bu arada üzerinde Baron güçlendirmesi varken 4000 altın kazanmış Unicorns of Love. Normalde kazanılan altınlar genelde 2-3 bin evet, civarında oluyor. Ki bunlara bir de kule de eklenince 3 tane kule. Baron güçlendirmesiyle birlikte bir aile kule almayı da başardı Unicorns. Şimdi işte Lulu, Ezreal ikilisinin bakalım ne yapacağını göreceğiz. Ezreal'ın da bu arada bir orada civa yatağını aldığını görüyoruz. Civalı kuşak aldığını görüyoruz, özür diliyorum. Karşıdan gelen bakacak olursak. Yani bir Poppy'nin duvara vurması, bir de meydan dayağından gelen. Aynen. Veyahut da onun üstüne belki iki tane veya ikinci ve üçüncü yükün üzerinden silebilir. Şimdi üst koridorda Kikis ve Vizicaç arasında bir karşılaşma. Vizicaç'dan çok kolay bir skor ama oraya gelen bir trik var. Vizicaç onu da düşürebilir ama Emperor'da geldiğinde şimdi bir ışından görüyoruz orada. Güvenli bölgeye taşımayı başardı ama hayır, agresif oynamayı tercih etti Vizicaç. Yanlış bir karar. Korki bir skor da aldı. Arka tarafa kaçmaya çalışıyor ama çok güzel Buran multisi. Joko düşecek mi? İlk düşen hedef Lulu oldu. Joko'nun üzerinde meydan dayağı geliyor. O meydan dayağı işte şimdi patladı. Joko'nun da düştüğünü göreceğiz. 2'de 2 yapan bir Emperor. Orada agresif oyunun cezasını çekti diyebiliriz. Unicorns ekibi 2 kişi kaybettiler ama diğer tarafta 3 kişi almayı başardılar. Aslında burada Vizicaç'ı biraz zorladı. O zorlayınca Fox da direkt oraya ışınlarıyla gelip onu kurtarmak istedi ama işler pek de onların umduğu gibi gitmedi ve İbre bir anda G2 tarafına dönmüş oldu. Şimdi 7-0-4 olan Perks gittikçe güçlenmeye devam ediyor. Ve orta koridor kulesinin burada inhibitor kulesinin daha doğrusu düştüğünü görebiliriz. En yakın hedefinde olmasına 10 saniye var. Hilisenk bu arada arka tarafta oraya bu ışından da geliyor.
Popi'den ve inhibitor kulesini almayı başardı. Devam edecek mi diye bakıyorum. Braum arka tarafta 5 saniye var bu arada. Devam ediyor ve o inhibitorun düştüğünü göreceğiz. İlk şundan inhibitoru almayı Rex'i başardı ama şimdi Rex'e geliyor oraya. Vizicharge geliyor, özür diliyorum, Rex'e ile birlikte. Şimdi arada kalan bir Illisenk var. Üzerine bayağı bir hasar aldı ama Tree'in üzerinde hasar olduğunu görüyoruz şu anda. Vizicharge ultisi patlamadı orada. Arka tarafta çok az canlı kaldığını görüyoruz ve nişancısını kaybetti G2. Kikis arada kaldı. Kikis'ten düştüğünü görüyoruz. İki tek yapan bir Steelback. Hayaletler. Tekrar geri dönüyor. Hayaletlerle Perks'u yavaşlattı ama Perks orada inanılmaz bir hasar veriyor. Üzerine gelen bir Lulu'dan orada polimorf gördük. Şimdi Perks arka tarafta manası az bir durumda. Vizicharge üstüne geliyor ve Vizicharge orada Corki'yi düşürmeyi başardı. Hayatta kalan iki isim Fox ve Vizicharge. Diğer tarafta ise Hybrid tek kalan isim oluyor. G2'da 4 kişiyi katletmeyi başardı. Kendi takımdan 3 kişi ölürken Unicorn cephesinde. Yani Perks bu kadar büyümüş olmasaydı bu takım savaşı 3'e 0, 4'e 0 bile bitebilirdi. Hani günü kurtaran isim G2 adına Perks oldu burada. Orada Steelback 1,5 saniye veya 2 saniyede bir anda yok oldu. Tekrarında da göreceğiz burada. Arkada Rex'e tüneline hem Rex'e gitti hem de Vizicharge gitti bu arada. Evet, şu anda daha geniş açıdan görebiliyoruz. Hilliseng arkada takım arkadaşlarını bekliyor. Burada 4 kişi, özür diliyorum, 3 kişi havaya kaldırmış. Üzerine bayağı bir hasar oluyor. Ve birazdan Steelback'in nasıl bir anda eridiğini göreceğiz. Aslında bu takım savaşıdan çıkmayı başarmışlar 2 ve şimdi bir takastan sonra ama. Gelen kritik hasara evet. Bakar mısın? Yeri candan orada katletmeyi başarmışlar. Perks iyi pozisyon almasına rağmen manası olmadığı için orada Vizicharge'ye düşüyor ve belki de G2 orada belki daha kötü olabilirmiş ama Perks'ün aynen. O ekstra oyunu olayları biraz toparlamış G2 adına. Bir de manası olsa orada evet. Belki takımına galibiyeti bile getirecek savaşı kazandırabilirdi. Hybrid bu arada ultisini kullandı. Kötü pozisyonda kaldı ama. Hilliseng'den çok yanlış bir karar. Kombosunu orada tamamen yapamadı ve Hilliseng güvenli bölgeye ulaşmayı başarıyor. Şu an kadar beklediğimiz gibi oyun gidiyor diyebiliriz. Yani şöyle bir eşyalara bakacak olsak yine bir cıvalı kuşak görüyordu da Perks'den. Yani belki o Lul'dan gelebilecek olan yine o yavaşlatma efektlerine karşı kesinlikle biçilmiş kaftan olacaktır. Öbür tarafta ise baktığımız zaman yine Lul'dan, Lul tarafından alınmış bir Abaddon şapkası var ki onun hasar potansiyeliyle biraz daha ekstra alacaktır. Perks agresif oynadı ama Joko hemen tünelini kazarak oradan uzaklaşmayı başarıyor. Aslında o çizgiyi oraya çekerek onu öbür tarafa gönderdi diyebiliriz. Aynen öyle. Ve orta koridorda inhibitör olmayan Unicorns şimdi üst koridoru savunmaya çalışacak ve Fiora da orada bir savaş mı istiyor diye bakıyorum orada ama hayır. Güvenli mesafeye ulaşmayı başardı G2. Şimdi Baron çevresinde tüm görüşü kendi almak istiyor ve Baron'a başladı G2. Rakip takım bundan haberi var mı bakıyorum. Evet, oraya doğru yöneldi. Çok hızlı yapabilirler bu arada. Çok hızlı. Baron'un canı eridi şu anda. 2000 cana kadar indi ve Baron'u almayı korku başardı. Kaldı. Şimdi bir savaş çıkacak orada. Vizicharge'i duvara vurmayı başarıyor Kikis. İlk skor düştü. Buraya kadar getirtiyor orada Perks. 11. skorunu aldı. Arka tarafta kovaladıklarını görüyorum ama hayır, devam etmiyorlar. Steelback yavaşlatarak orada takımına güvenli bölgeye taşımasında yardımcı oluyor ama Trick'ten yandan bir mızrak geldi. Steelback'in yanından geçiyor. Kikis de orada devam etmek istemedi ve burada inhibitor düştüğünü görebiliriz. Bu arada Fox çok iyi bir şey yapmak istedi ama biraz geç kaldı sanki. O Vizicharge'in orada öleceği kesin garantiydi. Hani sıçrasını attı onu vahşi bir ürünle kurtarmak için ama bunu biraz geç yaptı. Bir arada kaldı. Sıçrattığında da zaten Vizicharge ölmüştü. Ve G2 dakika 30'da ikinci inhibitörü de almayı başarıyor. Unicorns of Love'a karşı ve altın farkında 5000'e kadar açmış durumda. Ve ejderha canlı 4. ejderhaya şimdi yönelecektir diye tahmin ediyorum. Burada belki Rex'i ultisiyle giderek o ejderhayı alabilir ama çok hızlı bir şekilde G2 ekibi o ejderhaya yöneliyor ve 4. ejderhayı da hanesine yazdırarak muhtemelen alt koridordan oyunu bitirmeye doğru ilerleyecektir. Ki Baron güçlendirmesi olduğu için çok çabuk bir şekilde kendi üstlerine dönebiliyorlar ve bu ejderhaya çok net bir cevap verecektir burada G2 ekibi. Ama şunu söylemek lazım, yani Unicorns of Love ekibi bu kadronun, bu G2 ekibinin bu Baron'u çok hızlı bir şekilde alması gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Öyle şimdi ejderha etrafında toplandı. Ezreal ultisi geldi ama çok da bir etki yarattığını söyleyemeyiz. Yok. Bu arada Lulu ve Steelback'in manasının az olduğunu görüyoruz. Bu dördüncü ejderhayı bırakmak zorundalar. G2 tarafına çünkü iki tane inhibitörleri yok. Ve manası az iki taşıyıcı. Belki bir avuna güdümlüğüyle. Denedi ama orada hibrit kalkanını açarak önüne geçti. Zaten onu çalması pek de mümkün değildi. Ve şimdi aşağı koridordan Baron güçlendirmesiyle birlikte ittiren bir G2 ekibi var.
eşya olarak düşsünler. Bir de baron güçlendirmeleri var üzerinde. Yani burada Unicorns'un bir savaş yapması lazım, yoksa minyonlar oyunu bitecek. Bu arada orta koridor inhibitörü devreye girmiş durumda. Silvek bu arada pek fazla hasar veremiyor. Seviye olarak baktığımızda Perks 17. seviyeye ulaşmış durumda. Karşısındaki Lun'un 15. seviyede kaldığını görüyoruz. Perks bu arada diğer tarafta Joko'ya biraz hasar verdi. Kuşatma başladı. Fiora üst tarafta biraz geriye doğru çekildi. Fiora'nın üst taraftaki minyonları tuttuğunu görüyoruz. Steelback'in üzerine gelen bir mızrak. Bu arada şundan geliyor. Geldiğini 4 kişi havaya kaldırdığını gördük. Şimdi bir savaş başladı oraya. Taşıyıcılar çok doğru yerde. Vizic ağacı arada eridi. Taşıyıcılar hasar vurmaya devam ediyor. Muhteşem pozisyon oluyor G2. Alistar bir kez daha havaya kaldırdı. Uğur Faket kombosuyla, ama Emperor'un üzerine gelen bir hasar. Son bir vuruş gelecek mi? Emperor düşmedi. Arka tarafta Kikis Steelback'i duvara vuruyor. Joko'nun canı çok az. Kuleden hasar almaya devam ediyor G2 ekibi. Ama alt taraftaki inhibitor kulesini savunamayacak. Hatta üst taraftan gelen süper minyonlar Nexus kulelerinin canını yarıladı bile. Ve oyunun bittiğini burada muhtemelen göreceğiz. Şimdi bakalım tutabilecek mi Steelback? Hasar vurmak istiyor Kikis'in üzerine. Ama Kikis'in üzerinde çok fazla zırh var. İlk kuleler Nexus kulesi düştü. İkinci Nexus kulesi düştü. Oyunun bittiğini görebiliriz burada. Devam ediyor G2 ekibi. Unicorns elinden geleni yapmaya çalışıyor ama maç bitecek gibi ve katliam geliyor. 13-1-7'lik bir performans. Perks dünkü oyununu aratmıyor bize. Gerçekten muhteşem oynamaya devam ediyor. Müthiş bir performans izledik bu arada G2 ekibinden. Yani dürtme kompozisyonunun bize nasıl oynanacağını kesinlikle ve kesinlikle gösterdi. Tek bir hataları vardı, hatırlayacaksın. Üst koridorda Emperor ve Hybrid tek başına kuleyi almaya çalıştı üst tarafta. O kuleyi alırken arkalarına bir Fiora ışınlanı, bir tane de Lulu ışınlanıyla beraber iki tane skor verdiler. Oyunlar burada biraz oyunun performansını, temposunu kaybettiler. İkinci bir hataları ise o Baron etrafında verdikleri karar tam bir felaketti. Aynen, ne yapmak istedikleri kimse anlayamadı. Girdiler, çıktılar. Nidiyeli kaybedince direkt takım savaştan çıkmak istediler ama artık çok geçti. Ama şunu söylememiz lazım. Belki de Avrupa LCS'inin en istikrarlı performans açısından takımı kesinlikle G2. Aynen öyle. Unicorns dün gerçekten çok iyi bir galibiyet almıştı Element karşısında ama bugün G2 inanılmaz bir performans sergileyerek, gerçi inanılmaz demek de çok doğru olmaz çünkü birkaç hata yaptılar, önemli hata da yaptılar, evet. Ama karşısındaki Unicorns daha fazla hata yapınca aslında iyi değerlendirdi Unicorns da burada. İşte baronları da, baronu aldılar, 3 tane kule almayı başardılar baronla beraber ama şu sıkıntısı vardı. Hatırlıyorsan bir noktada ilk oyunun 5. ve 6. dakikasında baktığımızda G2 bütün koridorlarını ittirmişti. Yani burada bir de elinizde rex sayı var. Hani biraz daha agresif olmanız lazım ki bu ittiren koridorları biraz daha cezalandırmanız gerekiyordu. Yoko'nun belki de en sıkıntılı noktası, belki bir Diamond Prox olsaydı daha mı farklı olurdu? Rex sayı işini yaptı mı bana sorarsan, takım savaşlarını yaptı. Gereken yerde iyi açıdan da geldi. Özellikle Vizicic ile beraber iyi koordinat olarak takım savaşlarına gereken işi yaptılar. Ama işinde gitmeyen bir kısım Unicorns Dolphin için o Lulu ultileri pek beklenen hedeflere gelmedi ki son takım savaşı hatırlayacaksın. Fizicic'e girdi ve öldü. Çünkü arasında dağlar kadar fark vardı Fox'la beraber. Evet, Steelback'te son iki karşılaşmada Kalista oynayarak gerçekten muhteşem performans sergilemişti ama bugün Kalista'sını elinden alınca, Steelback'in yasaklayınca Ezreal aslında kendinden isteneni de gösteremedi diyebiliriz. Orta koridorda dediğin gibi Lulu biraz bugün işlevsiz kaldı gibi. Diğer maçlarda en azından Orihan ve Team Vitality karşılaşmasında izlediğimiz Lulu performansını göremedik bugün. Unicorns cephesinde ve günün 3. karşılaşmasında kazanan ekip ise G2 oluyor. Biraz